devletin ve milletin ortak geçmişini ve ortak geleceğini kuşatmayan bir anayasa ülkeye fayda getirmez. 15 Temmuz gecesi darbecilerin ölüm kusan silahlarına meydan okuyan bu necip millet demokrasi mücadelesini sivil anayasayla taçlandırmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kasteden alçaklar emellerine ulaşamamıştır. Asla da ulaşamayacaktır. Olaya müdahale esnasında yaralanan polislerimize Allah'tan acil şifalar diliyor. Ankaralı kardeşlerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Açık ve net konuşuyorum. Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir.